Değerli dostlar, herkese merhaba. Daha önceki çekimlerde Çin Sinovac firmasının koronavirüs faz 3 çalışması aşısına katılmıştım ve o aşı sonuçlarını şu anda sizinle paylaşmak istiyorum yeni yıla girerken. Biliyorsunuz bu aşı sonuçlarının etkinliği iki şekilde belli oluyor. Birisi laboratuvar sonuçlarıyla, yani bir antikor oluşumu var mı yok mu. İkinci olarak da takipte bir enfeksiyon olacak mı olmayacak mı, koronaya yakalanacak mıyız yakalanmayacak mıyız, bu şekilde belli oluyor. Ve yapılan ilk sonuç açıklamalarda, söylenen sonuçlarda aşının %90 güvenli olduğuydu. Açıkçası biz aşıya 10 kişilik bir arkadaş grubuyla katılmıştık ve ben plasebo grubunda, yani sahte aşı grubunda olduğumu düşünmüştüm. Çünkü hiçbir şekilde bir kolumda bir reaksiyon ya da bir yan etki gözlemlemedim. Arkadaşlarımla da gözlemlemedim ama bu ikinci aşıdan 2 hafta sonra baktırdığım sonucumda evet, yeni yıla etkin bir şekilde antikorla giriyorum. Yani gerçek aşı grubuna düşmüşüm ve yeterli miktarda bir antikorum oluşmuş. Antikorun oluşması şu demek: artık koronavirüse karşı daha dirençliyim. Bu hastalığa yakalanma riskim daha düşük. Hastalığa yakalansam bile hastalığı ciddi bir şekilde geçirme riskimin daha düşük olduğunu gösteriyor. Yine bu antikorun pozitif olması artık bana gelecek hastalara daha güvenli bir şekilde bakabileceğimi, onları daha güvenli bir şekilde muayene edebileceğimi, onlara karşı da bir hastalık taşıma riskimin olmayacağını gösteriyor. Yine bu antikorların pozitif olması daha rahat bir şekilde eve gitmeyi gösteriyor. Hastaneden eve hastalık taşımamayı gösteriyor. Gerçekten hani aşı olduğumda yeni yıl dileklerimden bir tanesi yeni yıla antikorla girmekti ve yeni yıla daha girmeden yeni yıl dileğim gerçekleşmiş oldu. Size de önerim şu: gerçekten hani diğer arkadaşlarımdan da şu anda antikor baktıranlardan oldu ve onlarda da ciddi bir yan etki gelişmeden antikor gelişimi var aşı olanlarda. Siz de bu aşıyı bulduğunuzda mutlaka yaptırın ve aşıyla beraber bu pandeminin sonunu getireceğiz diye düşünüyorum. Tabii benim şu anda antikorum pozitif. Ben biraz daha güvendiğim ama bu şu demek değil: ben kesinlikle virüsü etmem. Benim virüs bulaştırma riskim tabii ki daha düşük artık, özellikle nefeste, ama hijyene dikkat etmezsem, özellikle virüslü bir ortamda dokunup oradan ellerimi temizlemeden başka yere dokunursam başkası için tehlike arz edebilecek bir virüs bulaştırması olabilir. O nedenle şu anda aşı olmama ve antikor oluşmama rağmen ben ne yapıyorum? Yine kalabalık ortamlarda dikkatli oluyorum, maskemi takıyorum ve hijyene dikkat ediyorum. Hep birlikte 2021 yılında bu pandeminin sonunu getireceğiz. Herkesin yeni yılı şimdiden kutlu olsun. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.